Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ezgi. Bugün sizlerle yine sizin çok sevdiğiniz saç boyama videosu çekeceğim. Her zamanki gibi yine sizinle boyuyorum. Bu sefer saçlarımı başlıktan da görmüş olduğunuz üzere 7.1 küllü kumrala boyayacağız. Saçlarımı zaten uçları açık görüyorsunuz. Şuraları koyu, dipleri. Şuraları çok koyu özellikle. Diplerini açacağız çünkü saçı açmadan boya tutmuyor. Hiçbir şey yaramıyor yani. Siz de saçı açmadan böyle renkler denemeyin bile. Saçı açarken de yanınızda mutlaka biri olsun. Boyamdan şöyle boyam Max Deluxe'un gri açıcısı. Böyle bunları katmak için fırça, boya kutusu ve şöyle 40 volümlük oksidanlarım var. Diplerim çok koyu olduğu için, kahverengi olduğu için 40 volümle gireceğim ben. Boyayı şöyle hazırlıyorum, açıcıyı. Şöyle bir ölçek. Şu da ikinci ölçek. Şöyle bir ölçek. Oksidan. Şöyle yetecek şekilde. Şöyle ikinci ölçeğimizde katıyoruz. Bu kadar hazırladım. Bunun yeteceğini düşünüyorum ben. Çünkü buralara değdirmeyeceğiz. Sadece dipleri yapacağım için. Boya açıcı. Boya diyorum ben de bu açıcı. Şöyle bir şey oluyor. Ne diyeyim başka? Eğer siz de benim gibi saçlarınızın uçları açıksa şu boyanın gelmemesini istediğiniz yerlere yağ sürebilirsiniz. Ben yağ sürdüm az önce. Şöyle buradan bir de tam şu kulak arkanızda şöyle ayırın. Buradan da şöyle aça aça gelirsiniz. Boyam da açıcım da şöyle oldu, görüyorsun. Şimdi saçımı iki aşamayla açalım dedik. İlk önce şuraya kadar yarısını açtık şimdi. 30 dakika bekletip yıkayıp sonra da burayı açalım dedik. Çünkü saçım fazla olduğu için yetişmeyecek ve burası sarı olurken burası doğru olacak. Biz de böyle bir çözüm bulduk. Şu an böyle gözüküyor. Evet, saçlarımın hepsini açtık şu an. Tabii ki açınca biraz renk kaymaları oluyor. Çünkü uçlar önceden açık, burası koyuydu, onu düzeltmeye falan çalıştık. Zorlayıcı oldu bizim için de. Çünkü daha önce hiç dipten böyle bir saç açma yapmamıştık. Boyalarım şunlar. Şöyle Color Max'ın 6.1 koyu küllü kumral rengi. Açayım hemen. Şöyle 60 ml bunlar. Böyle bir boya çıkıyor içinden. Açıyoruz. Aslında 7.1'di bunlar. Ama korktum açıkçası biraz. 7.1 kapatmaz mı diye düşündüm. Çünkü bazı yerler açık gibi, bazı yerler koyu gibi. Kafam karıştı. Gittim sonra 6.1'ini aldık. Umarım bu kapatır ve güzel bir sonuç elde eder olur. Çok koyu olmasından da korkuyorum, kapatmamasından da korkuyorum. Çok kafam karıştı. Şöyle boyayı iki kutuyu sıkacağım. Benim saç rengim olacak herhalde. Tam anlamadım da. Saç rengine de açık olacak. Arkadaşlar bir tane, ne bunun adı? Tüp. Bir tüp boyadan bu kadar çıkıyor arkadaşlar. Bayağı faydalı bir boya. Boyayı bulamayanları aşağıya ürünü linkleyeceğim arkadaşlar ben. Oradan ulaşabilirsiniz. Şu boyaya arkadaşlar bir tüpe bir kutuda oksidan şöyle Neve Color'ın 20 volümlük %6'lık olandan katacağım. İlk bir boyayacağız. Sonra bitecek bu. Sonra diğerini katacağız. Çünkü boya kararıyor. Tuhaf şeyler oluyor boyaya. Ama hazır ol, koyu. Hazır mısınız? Koyu olacağım. Ay. Ama işte benim... Mükemmel açtık. Bak, uğraşıyorum. Bak,
Dağılmıyor açıcı kanka. Üstünü sürmedim. Bura niye olmadı? Var ya, oradan da güzel gözüküyor bence ha. Şimdi boyamı hazırladım. Kıvamı. Böyle bir şey oldu. Koyu bir boy olduğu için rengi de koyu oldu. Boyayı önlerden boyamaya başlayacağım. Çünkü ben önlerimi görüyorum. Ve benim için önlerim önemli. Yine aynı şekilde şu kulağımızın arkasından alıyoruz. Dur. Neden? Vazele sür. Kalk. Git. Arkadaşlar, bu koyu bir boya olduğu için vazelimizi sürelim. Kaşımla aynı renk olacak. Keserim. Gel. Kremleniyoruz. Erkek kardeşi sonra sana. Saç boyama günlükle gumu kırar. Heh, ortadan ayırdık ya. Hı. Saçlarımızı taradım şimdi. Buradan yardırarak gireceğim. Böyle diplerinden. Böyle. Uçlarına eldiven takacağım. Ama ben boyamayacağım, sizi kandırdım. Arkadaşım boyayacak. Arkadaşlar şu an resmen savaştan çıktık. Neler yaşadık var ya, bir bilseniz. En sonunda kaşlarımı boyayayım. Efendim. Elime nasıl boyayayım? Aynada çıkıyor. Gaziyim ya. Evet, kaşları da boyadım. Oha, kaşım koyulaşıyor mu ya? Bu 7 ya. Şimdi boyayı arkadaşlar 45 dakika bekletip yıkayacağım. Arkadaşlar, ay. Birazcık şey oldu. Tabii ıslak şu an. Şöyle bir rengi var. Saçlarımı açmak için şu Avon'un elektriklenmeye karşı ultra yumuşaklık şu serumunu kullanıyorum. Bir tane sıkıyorsunuz. Şöyle yediriyorum. Hepsini yediriyor. Daha yumuşak yapıyor ki bence saç kremlerinden daha iyi serum kullanmak. Şöyle süreyim. Işık da pek gitti biraz. Akşama doğru oldu. Ben size yarın ya da az sonra LED'de güzelce göstereceğim. Kuruttuktan sonra ıslak halinde görün istedim. Bazılarınız abla ıslak falan da çek diyor. Yüzüme renk geldi ya. Aslında bu kadar koyu değil bu. Şu an ıslak olduğu için bu kadar koyu gözüküyor. Ben size bunu LED'e açıp kurutup geliyorum. Hazır mısınız? Ay çok tatlı oldu ya. Bilmiyorum, çok hoşuma gitti. Siz nasıl buldunuz? Bakar mısınız? Çok şeker bir küllü kumral oldu. Arkadan da böyle gözüküyor. Saçlarım böyle canlandı gibi hissediyorum. Uzadı gibi hissediyorum. Böyle sanki bakım yapılmış gibi hissediyorum. Böyle. Biraz da özendim. Başa falan yaptım. Renkleri bebek gibi oldu böyle. Bebek saçları gibi oldu böyle. Ne bileyim. Görüyorsunuz da zaten. Şu tarafta. Şu renk. Bu renk bana daha çok yakışıyor. Çünkü orijinal saç rengim bu renk. 6.1. Evet, 7.1'e boyayacaktım aslında. Ama saçım öyle bir açıldı ki korktum. Tutmayacak falan zannettim. O yüzden de gittik 7.1'i değiştirdik 6.1 ile. Bu arada saçıma 3 paket boya gitti. Evet, şu an ne kadar az gibi gözükse de saçlarım aslında bir o kadar çok. 3 paket boya gitti saçlarıma. Ama değdi. İnşallah çabuk akmaz. Ama arkadaşım bu saç boyasıyla boyadı. Çabuk akmıyor. Böyle yaz geldi. Böyle güzelce renklenelim. İçimizde bir renk kalmasın. İstediğiniz rengi gidin boyayın. Korkmayın.
batırırsanız gidersiniz, koyu renk alırsınız. 5 alırsınız, 4 alırsınız, boyar geçersiniz. Önemli olan içimizde kalmasın. Bakın ben 7.1 istiyordum. Biraz batırdık. 6.1 oldu. Çok da güzel oldu. Böyle canlı canlı, şıkır şıkır böyle gezerim artık. Yarın da güneş ışığını da gösteririm. Şimdilik hoşça kalın. Şşş. Story.